Türk Mantolu Madonna kitabını yazan Sebahattin Ali'nin bir cinayete kurban gittiğini biliyor muydunuz? Sebahattin Ali öldüğünde sadece 41 yaşındaydı. Siyasi yazıları sebebiyle hakkında açılan davaların onun aleyhine seyrettiği bir dönemde Türkiye'den kaçmak için gittiği Bulgaristan sınırını geçmek üzereyken kendisine sözde yardım eden Ali Ertekin tarafından öldürüldüğünü biliyor muydunuz? Ben bunu öğrendiğim zaman çok üzülmüştüm. 12 Ocak 1949'da gazeteler Sabahattin Ali Bulgar sınırında öldürüldü manşetiyle bu haberi yayınlamışlar. 28 Aralık 1948'de alınan ifadesinde Ali Ertekin Sabahattin Ali'yi öldürdüğünü itiraf etmiş ve cinayeti Bulgaristan'ın Sazara köyü civarında bulunan yer değiştirdiğini söylemiş, cesedin de Sebahattin Ali'ye ait olduğu anlaşılmış. Mahkemede Ali Ertekin 4 yıl, sadece 4 yıl hapis cezasına mahkum edilmiş. Mahkeme süreci düşünülünce, hapishanede geçirdiği süre 2 seneye düşmüş ve aynı yıl aftan yararlanarak serbest kalmış. Ali Ertekin, Sebahattin Ali'yi nasıl öldürdüğünü şöyle anlatıyor. Ateş yaktık, geceledik, çantasını açtı, eline bir kitap aldı, ceketini yere serdi, kol saatini çıkarıp yanına koydu. Elimde bir sopa vardı. Ayağa kalktım, gezinmeye başladım. Her geçen saniye asabım bir kat daha artıyordu gözlerim kararır gibi oldu. Bakın burası çok önemli. İşte bu milli düşünceyle birdenbire irademi kaybederek elimdeki sopayla kitap okumaktayken kafasının sol tarafından yüzüne doğru şiddetle vurdum. Suratı, gözlükleri kulağa kan içinde kalmıştı. Arkasından aynı yere şiddetle bir kere daha vurdum. Bu iki darbeden sonra Sebahattin sağ tarafına doğru yere yığıldı. Ağzından burnundan kanlar boşaldı. Dikkat ettim hafif nefes alıyordu. Bu defa üçüncü darbeyi de ensesine indirince nefesi tamamen kesildi. Ölmüştü diyor. Kendi cinayetine milli düşüncelerini karıştırıyor. Maalesef Sebahattin Ali bir şekilde katledilmiş. Ondan geriye ise bugün okuduğumuz Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan gibi kitaplar, öyküler ve harika şiirleri var. Sizlere bunu anlatırken aklıma gelen bir şiir var, çok hoşuma gider. Başım saçlarım kardır, deli rüzgarlarım vardır, ovalar bana çok dardır, benim meskenim dağlardır. Şehirler bana bir tuzak, İnsan sohbetleri yasak, uzak olun benden uzak. Benim meskenim dağlardır. Kalbime benzer taşları, heybetli öter kuşları, göğe yakındır başları. Benim meskenim dağlardır. Yarımı ellere verin, sevdamı yellere verin, elleri bana gönderin. Benim meskenim dağlardır. Bir gün kadrim bilinirse, ismi mağaza alınırsa, yerim soran bulunursa, benim meskenim dağlardır. Asılı. Onun meskeni dağlarmış. Umarız ki öyle olur.